Efendim, kitap Kırşehir'ine ve okuyucusuna hayırlı olsun. Benim yıllardır birikimim, emeklerim bu kitapta birikti. İnşallah beni utandırmaz, yüzümü düzeltmez. Hasan Bey'e de bol okumalar tavsiye ederim. Kıymetli hemşerim, Erdoğan Çalışkan Bey'e teşekkür ediyorum. Eline yüreğine sağlık. Sözüm mü kaldı adlı ilk şiir kitabını bastırmış. Ahi Televizyon olarak da biz de hemşerime destek oluyoruz. İnşallah ikinci, üçüncü kitabı gelir diye bekliyoruz. Merhaba. Efendim ben Kırşehir eski esnaflarından namı değer Karacören'in İpçi Erdoğan. 1971'de babamla başladığım ticari hayatımı 2018 yılında kulaklarımdaki duyma rahatsızlığından dolayı bırakmak zorunda kaldım. İyi kötü çok anılarım olmuştur ticari yönden. Fakat her şeyin bir sonu varmış. Bizim de sonumuz öyleymiş. Allah hayırlısını versin. Şimdi efendim benim babam şair idi. Kendisi bir şeyler karalardı. 2004'te öldü. Bunun ölümünde 3 tane kendi el yazısıyla yazmış olduğu şiirler benim arşivimde. Ölümünün 5. 6. yılıydı tahminim. Ve bunu orada saklı durmasındansa basına verip vatandaşın okumasını, öğrenmesini istedim. Bu amaçla o zamanki dükkan komşum olan, şimdi kapanan Çağdaş Kırşehir gazetesine babamın şiirlerini verirken, babamın tahsili haliyle ilkokul mezunu olduğu için bu şiirlerde kafiye bozuklukları vardı. Bunları ben özünü bozmadan, özüne değmeden düzenleme yoluna gittim. Zamanla bir şeyler eklemeye başladım derken bende de şiir yazma hasıl olmaya başladı. İşte ben de o zamanki Çağdaş Kırşehir gazetesine şiirlerimi yayınlamaları için veriyordum. Bu arada benim şiirlerim de emekli edebiyat öğretmeni Mesut Arıöz'ün dikkatini çekmiş. Ben bu ara Kırşehir Şair ve Yazarlar Derneği'ne üye olmuştum. Oradaki arkadaşların şiiriyle benim şiirlerimin arasında çok büyük uçurumlar olduğunun farkındaydım. Ama elimden tutacak biri yoktu. Bunu Mesut Arıöz sağ olsun. Şiir böyle olmaz. Şiir, senin yazdığı şiir bir otomobilin köy yolunda gittiği gibi zikzaklı, titreşimli gidiyor. Ama iyi bir şairin şiiri asfalt yolda gider, hiç bilmezsin de. Sen de böyle şiir yazman gerekiyor dedi. Hoca peki yol göster, bu nasıl olur? Dedi ki, tamam sen şiirini yaz, beni çağır. Ben yazdım şiiri, bu adam geldi sağ olsun. Dedi ki, şurası eksik, hatalı, düzelt. Böyle bir aşamaya girdim. 2018 yılında ticaretimi bıraktığımda biraz boşluğa düşsem de Kışat Yazar Şairler Derneği'ne olan üyeliğimde oradaki toplantılarla, yazdığım şiirlerle kendimi avutma yoluna gittim. Derken günün birinde Selahattin Ekicioğlu'na içimden bir kaynama geldi. Bir şiir yazdım, çerçevelettim, makamında kendisine takdim ettim. O da bana aynen Erdoğan abi dedi. Ben ölünce benim oğlum kaldırıp bunu şuraya atacak. Tesadüf senin oğlun da görürse, vah bunu babam yazmış diyecek, senin kalıcı bir şeyin var mı dedi. Ben de sayın başkanım, ben az kazançlı bir ticaret erbabıydım, küçük esnaftım, anca evimi geçindirebildim. Böyle bir kitap falan bastıramadım deyince adam, Allah razı olsun, benim bu kitabımın ilk basımına çıkmasına vesile oldu. Kendisine şahsınızda da çok teşekkür ediyorum.